Teknoloji rehberiniz Bir Tık Dünya'dan merhaba. Bu haftada yine teknoloji aleminden en son haberler, ürünler, hizmetler ve yeniliklerle karşınızda olacağız. Yine dopdolu bir program hazırladık. Bir Tık Dünya başlıyor. LED TV alırken nelere dikkat etmeli, nasıl seçim yapmalı? Sanal gerçeklik, mekanik, hidrolik ve yazılım birleşirse ortaya nasıl bir eğlence teknolojisi çıkar? Dünyanın dört bir yanında mobil yetenek avcıları, başarılı futbolcuları nasıl keşfediyor? Yanıtları Bir Tık Dünya'da. Bir Tık Dünya başlıyor. Mekanik, robotik ve sanal teknolojiler nasıl bir cihazda buluşuyor ve eğlence sektörünün hizmetine sokuluyor? İşte bu hafta sizler için eğlence sektörüne renk katan o cihazları araştırdık. Mekanik, hidrolik, robotik. Hepsi sanal gerçeklik teknolojisiyle birleşiyor. Ortaya da heyecan dozu yüksek, dinamik bir eğlence üstü çıkıyor. Hurricane 360. Sistem aslında o klasik roller coaster'lar gibi çalışıyor. Tabii sanal gerçeklik, animasyonlar ve yazılımlar yardımıyla. Yüksek teknoloji ürünlerimizin içerisinde kullanmakta olduğumuz tüm yazılım, içerik, film A'dan Z'ye Türkiye'de üretiliyor. Ve bu içerikleri daha sonra makinelere uyarlamak için kullandığımız özel yazılımlar mevcut. Bu yazılımlarda daha ağırlıklı olarak bilgisayar programlama dilinde yazılmış, çok özel senkronizasyonunu sağlayan, sağa gittiğinde sağa dönmesini sağlayan, sola gittiğinde sola dönmesini sağlayan ve %100 bizim tarafımızdan, bizim Ar-Ge'mizde geliştirilmiş yazılımlar. Bunları daha ağırlıklı olarak malzemelerini her ne kadar bir kısmen motorlarını yurt dışından alıyor olsak da A'dan Z'ye tüm Ar-Ge'sini, içeriğini Türkiye'de üretiyoruz. Hidrolik kollar, yapay zeka algoritması sayesinde senaryo dahilinde ilerleyen animasyondaki harekete göre tepki veriyor. Sağa sola dönüyor. Hatta 360 derece dönüp heyecanlı anlar yaşatıyor. Hatta her bölgesi için 6'şer sensör kullanılan cihaz patlama, su, yağmur, sis gibi efektleri de hissettiriyor. Özel güvenlik önlemleri ve koruyucular sayesinde güven içinde geçiyor seans. Sanal gerçeklikle desteklenen gözlükten gelen görüntü bir roller coaster'dan aldığınız hissi size yaşatıyor. Dünyanın farklı bölgelerinden talep gören Hurricane 360, Marvel'ın da dikkatini çekmiş. Ve Bangkok'ta özel bir şovda kullanılmış. Daha önce Marvel'la, 2018 yılının başında Marvel'la yapmış olduğumuz anlaşmayla birlikte tema park endüstrisinin en büyük parklarından bir tanesi Bangkok'ta yapılan bu parkta çok büyük 144 kişilik bir sinemamızı oraya entegre halinde çalıştırdık. Tabii bu içerik bizim tarafımızdan hazırlanmadı çünkü bu Marvel'ın hazırlamış olduğu bir içerikti. Biz o içeriğe uygun şekilde hareketlerimizi, senkronizasyonumuzu kendi üretmekte olduğumuz hareket platformlarımıza, motion platform olarak geçiyor bunlar. Hareket platformlarımıza entegre bir şekilde kendi fabrikamızda üretip her şeyini oraya gönderdik. Hatta Hurricane 360 yurt dışında 2 önemli ödül aldı. 2 dünyanın önemli kurumundan ödül aldık. Ve bu ödüllerle gerçekten de teknolojiye ve bu eğlence sektörünün gelmekte olduğu ileri teknoloji ürünlerine yön veren pozisyonunda Türklerin adını yazdırmış olduk. Eğitimden tıbba, hatta savunma sanayine kadar farklı alanlara uyarlanabilecek bir yapıya sahip Hurricane 360. Tam anlamıyla yapmakta olduğumuz ürünün adı aslında paralel robot. Yani bu bir robot teknolojisi. Sensörleriyle, motorlarıyla, yazılımıyla A'dan Z'ye insansı bir robot yapmak da ya da ne bileyim araçların üretiminde kullanılan robot kollar bilirsiniz. Bunları yapmak da benzer bir konu. Sanal ve robotik teknolojilerin geleceğinde AR, yani artırılmış gerçekliğin yerinin
daha çok olması bekleniyor. Gün gelecek ki nasıl şu anda filmlerde izlediğimiz gibi insanlar gerçekten eğitimlerini, gerçekten eğlencelerinin tamamını, gerçekten belki yemek yiyecekleri zaman bile AR veya VR ünitelerini kullanarak, yani cihazlarını kullanarak bir yerde bir insanla yemek yiyebilir hale geleceklerdir. Bu çok zor değil, bu Matrix vari bir düşünce tarzı da değil aslına bakarsanız. Hali hazırda toplantıların birçoğunun böyle yapıldığına şahitli olmuşluğum var. İnsanlar artık yüzlerini görerek toplantı yapmak istedikleri bir insanla AR veya VR teknolojisini kullanarak çok rahat bir şekilde karşılıklı olarak toplantılarını gerçekleştirebilir hale geldiler. Eğlencenin en teknolojik hali hayata heyecan katıyor, güzelleştiriyor. Geleceğin dünyasında eğlence sektörünün hangi rotada ilerleyebileceğine dair ipuçları ise gümbür gümbür geliyor. Dünyanın 5 kıtasında yüzlerce lig ve yüzlerce kullanıcı. Hepsi maçlara gidiyor, futbolcuları yerinde izliyor, yorumlar yapıyor ve bu yorumları da sistemde diğer kulüplerle, antrenörlerle ve futbolcularla paylaşıyor. İşte bu sayede de futbol dünyasındaki yeni yetenekler keşfediliyor. Bu yetenek keşfetme sistemi nasıl çalışıyor, nasıl mobil hale geliyor? İşte bu hafta onu inceledik. Yeşil sahalardaki rekabet her geçen gün kızışıyor. Futbol kulüpleri şampiyonluk yolunda en iyileri transfer edip rakiplerini yenmek istiyor. Hep daha başarılı olan futbolcunun peşinden koşuyorlar. Peki dünyanın bir ucundaki 3. lig futbolcusundan nasıl haberdar oluyorlar? Kim ya da kimler onlara mobil teknolojiler sayesinde haber uçuruyor? Tabii ki İTÜ Arı Teknokent'ten çıkan bizim mühendis çocuklar o işi üstleniyor. Fikir aslında çok basit. Futbolcuları maçlarda saniye saniye takip et, analiz yap ve paylaş. Asya'da, Amerika'da, Avustralya'da ya da Afrika'nın herhangi bir ülkesinde bunu yapabilirsiniz üstelik. Mesela Afrika'nın güneybatısında bulunan Angola'nın bir köyünde bile yetenek avcısı var. Angola'daki kişiler o futbolcuyu izliyorlar ve futbolcunun analizlerini sisteme yüklüyorlar. Ve böylece İngiltere birçok kulüpte çalışıyor. 150'nin üstünde kulüp var ve İngiltere'deki bir kulüpte sisteme giriyor. Van Gogh'daki o çocuğun analizini sistemden görüyor. Böylece hakikaten diyor bu çocuk yetenekliymiş ve gidip Angola'dan o çocuğu transfer edebiliyor. Aslında futbolu daha demokratik bir hale getiriyoruz. Dünyanın dört bir yanında yetenek avcıları Türk mühendislerin kurduğu sisteme dahil oluyor. Kullanıcılarımız ücretsiz bir şekilde üye oluyorlar Scout'a. Her şey ücretsiz, aynı Facebook gibi düşünebilirsiniz. Sonrasında belirli formatlarda futbolcuları değerlendirmeye başlıyorlar. Bu şekilde 100 binin üzerinde kullanıcımız var. Ve bu kişilerin değerlendirmelerini biz algoritmalarla süzgeçten geçiriyoruz. Yani eğer çok taraflıysa, orada bir değerlendirme görürsek bunları eliyoruz sistemde. En sonunda bu bütün kullanıcılarımızın değerlendirmeleri birikiyor. Yani bir futbolcuyu yüz binlerce futbol sever değerlendiriyor ve acayip anlamlı analizler çıkıyor ortaya. Mobil yetenek avcıları çeşitli kriterlere göre değerlendirmeler yapıyor. İlk aşamada sadece 20-25 tane özellik var. Futbolcuları değerlendirmemi sağlayan pas, şut gibi aslında basit özellikler. Bunlara puan veriyorlar. Sonrasında sistemde yükseliyorlar ve bir noktada bize başvuruda bulunuyorlar tescillenmek için. Sonrasında o aynı dediğiniz gibi maça gidiyorlar ve futbolcuların video analizini yapıyorlar. Maçta 90 dakikaya futbolcuyu izliyorlar, videosunu çekiyorlar, analizini yapıyorlar ve değerlendiriyorlar. Bu değerlendirmelerden sonra o değerlendirmelerde başarılıysa kişiler o kişileri tescilliyorlar. Üstelik kullanıcılar bu yorum ve değerlendirmelerden para da kazanıyor. Tescilleniyorlar ve maçlara gitmeye devam ediyorlar. Yani mahallesindeki köyünde herhangi bir maça gidiyor ve yetenekli bulduğu futbolcunun analizini bizim belirlediğimiz formatta sisteme yüklüyor. Zaten maça gitmeden önce bütün formatı biz nasıl videonun çekileceğini, nasıl analiz yapılacağını her konuda bilgilendiriyoruz gidecek tescilli kullanıcımızı. Ve böylece bütün analizleri yüklüyorlar. Analiz başına 50 lira kazanıyorlar sistemden. Ve bir maçta 2 analiz yapabiliyorlar. Böylece aslında 100 lira kazanabiliyorlar maç başına. Şu anda ayda 3000-4000 lira kazanan kağıtlarımız var ve gittikçe onların gelirleri de artıyor sistemde. Ve sonrasında da bütün sistemi kullanan kulüpler işte Başakşehir'i, Galatasaray'ı, Göztepe'si bu analizleri görüntüleyebiliyor. Ve böylece bütün o futbolcuların Van'ın köyündeki, Hakkari'nin köyündeki çocuğun da analizine İstanbul'daki kulüpler ulaşmış oluyor aslında. Türkiye'nin doğusundan batısına 200'den fazla lisanslı gözlemci maçları analiz ediyor.
Örneğin çalıştığımız herhangi bir kulüp diyor ki yani bana git Konya'nın köyündeki bir çocuğu izle diyor. Çünkü bir kulüp için Konya'nın köyüne gitmek, o çocuğu izlemek çok maliyetli. Yani birini gönderecek, konaklama maliyetine, ulaşım maliyetine katlanacak. Oysa Scoutium'da çok basit bir görev açıyor sistemde. Konya'daki bütün gözlemcilerimize bildirim düşüyor. Gözlemcilerimiz hemen görev alıyorlar, maça gidiyorlar, videosunu çekiyorlar, analizini yapıyorlar, yüklüyorlar. Ve görev açan kulüpte 48 saat içinde bu analize ulaşmış oluyor aslında. Dünyanın tüm liglerinden sisteme bilgi akıyor. Kolombiya 3. liginden tutun da işte İngiltere'nin amatör liglerine kadar 200 binin üzerinde değerlendirme var sistemde. Kullanıcılarımız girip istediği ligden istediği futbolcuyu değerlendirebiliyorlar. Kulüpler yeni yıldızları keşfetmek için mobil yetenek avcılarının verilerini değerlendiriyor. Diyorlar ki bana sol ayağını kullanan, 22 yaşından küçük, iyi pas atan, iyi şut atan forvetleri filtrele diyor. Önüne bu 200 bin değerlendirmeden uygun adaylar düşüyor kulübün. O adaya bakıp o çocuğun detaylı analizlerini, videolarını görebiliyor ve ona göre transfer yapabiliyor. Ayrıca bir çocuk keşfetti bizim sistemden veya kulağına herhangi bir yerden geldi. Onu izletmek için anında görev açıyor. Oradaki şehirdeki scout alıyor o görevi, maça gidiyor, futbolcuyu izliyor ve yüklüyor. Meşin yuvarlağı mobil vuruşlarla ağlarla buluşturmak için futbol kulüpleri teknolojik hamleler yapıyor. Taktikler, teknolojinin sihirli dokunuşları sayesinde daha bilimsel hale geliyor. Dijital kramponlar golleri sıralıyor. İşte bu haftanın teknoloji gündemine yansıyan haberler. Türkiye'de her 10 kişiden 8'inin en az bir sosyal medya hesabı var. Ülkece sosyal medyada günde ortalama 4 saatimizi geçiriyoruz. Türkiye'de 15 ilde 15 yaş ve üzeri 2473 kişiyle görüşüldü. Sosyal medya kullanımı ve fenomenlerin etkisine dair bir araştırma yapıldı. Araştırmaya katılanların %91'i Facebook, %72'si Instagram ve %44'ü ise YouTube'a üye. Fotoğraf paylaşımı en önemli amaç. Araştırmaya katılanların %79'u ise takip ettiği kişilerin paylaşımlarını merak ettiği için yoğun saatler geçiriyor sosyal medyada. Fenomenlere olan ilgi ise çok büyük. Her 4 kişiden biri sosyal medya ünlülerini takip edip onların tavsiye ettiği ürün ya da hizmetleri satın alıyor. ...2004 yılında yola çıktı. Sosyal ağ kavramını tüm dünyaya yaydı. Devasa bir şirkete dönüştü. Yaklaşık 2,5 milyar insanın kullandığı Facebook 15 yaşında. Karşılıklı iletişim ve etkileşim üzerine kurulu bir sosyal ağ olan Facebook... ...yeni yaşını her kullanıcı için kişiselleştirdiği videolarla kutladı. Together in Friendship ismini taşıyan videolar... kullanıcılar tarafından ilgi gördü ve sayfalarında paylaşıldı. Bilim insanları bir canlının beynine komutlar yollayarak iletişim kurmayı başardı. Bir farenin beynine yerleştirilen mikroelektrotlarla komutlar yollandı, bir labirentte türlü uyaranlara rağmen yolunu bulması istendi. Brain Machine Interfaces adı verilen sistem sayesinde fare, gönderilen beyin dalgalarındaki yön komutlarını harfiyen uyguladı. Robotların mekanik yapılarının neden olduğu sorunlar yüzünden, ilerleyen yıllarda canlıların beyin dalgaları üzerinde yapılacak araştırmaların daha büyük önem kazanacağını savunan uzmanlar, cyborg fare gibi örneklerin artabileceğini savunuyor. Ancak konunun bir de etik yanı var. Bir canlı üzerinde yapılacak beyin kontrolü faaliyetlerinin sınırı ne olmalı? Benzeri teknolojiler terör gruplarının eline geçerse ne gibi sorunlara yol açabilir? An itibariyle bu soruların yanıtları da verilemiyor. Bu hafta sizlere LED TV seçmenin inceliklerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle yapmanız gereken şey şu, boyutuna karar vermek. Boyutuna karar verirken mutlaka
hangi odada nasıl kullanacaksınız ve ne kadarlık bir izleme mesafeniz var, bunu mutlaka ölçmeniz gerekiyor. Çünkü çok yüksek çözünürlüğe sahip olan televizyonlarda eğer çok yakın konumlandırırsanız bu durumda gözleriniz bozulabilir, epilepsiyle alakalı problemler yaşayabilirsiniz veyahut da daha farklı sağlık problemlerine yol açabilir. İşte böyle olumsuzluklarla karşılaşmamak için mutlak surette öncelikle aranıza mutlaka 4 ila 6 metre kadar bir mesafe koymanızda fayda var. Bu sene CES 2019'da beraber duyuruldu. 8K televizyonlarda artık reyonlarda yerini alacak, tüketicilerle buluşacak. Ama tabii fiyat marjı biraz yüksek olacak. Şimdilik tabii ki. O yüzden de şimdilik yine tercihinizi UHD ya da 4K televizyonlardan yana kullanmak isteyebilirsiniz. Ve yüksek çözünürlüklü film izliyorsanız, 4K filmleri izliyorsanız ve ayrıca da oyun keyfine dalıyorsanız konsol, mobil ya da PC gibi bunu da televizyonunuzdan izleyip oynuyorsanız eğer işte mutlak surette 4K olan LED TV'leri tercih etmenizde fayda var. Ayrıca LED TV'nin ömrü de daha fazla ve uzun yıllar boyunca da kullanmak, tabii ki yatırım da yapmış oluyorsunuz bir yandan. Bu yatırımı da geliştirmek için daha yüksek çözünürlüğe sahip olan bir televizyonu tercih etmenizi öneriyorum. Şimdi oyun dedik, film dedik ve diğer medyaları da düşünürsek eğer bağlantılar kısmı çok büyük bir önem taşıyor. Elinizde kaç tane yan cihaz varsa, DVD player olsun, konsol olsun veyahut da mobil telefon olsun, işte bunları bağlayabilmek adına HDMI veyahut da USB ya da daha farklı bağlantılarına desteklenmesi gerekiyor. Televizyonunuzu alırken şunu öneriyorum. Mutlaka kaç bağlantısı var ve elinizde kaç cihaz var, kaç cihazı bağlamayı düşünüyorsunuz, onları hesap ederek almanızda fayda var. İşte bu bağlantılar meselesi çok önemli. Bu bağlantıların yanı sıra tabii şu anda neredeyse bütün televizyonlarda Wi-Fi bağlantı da standart. Wi-Fi bağlantılar sayesinde hem televizyonun üzerinden internetle içeriklere ulaşabiliyorsunuz hem de güvenlik açıklarını kapatmak adına hangi televizyon üreticisinden aldıysanız onların çıkardıkları güncellemeleri indirerek doğrudan kurmak gibi bir şansa sahipsiniz. İşte sizin için derlediğimiz ipuçları böyleydi. Bundan sonra size kalansa yüksek çözünürlüklü seyir keyfine dalmak ve teknolojinin keyfini çıkarmak. Akıllı telefonunuzu ya da tabletinizi şarj ederken mutlaka orijinal cihaz kullanın ve ayrıca mutlaka orijinal şarj kablosu kullanmaya özen gösterin çünkü her cihazın farklı şarj değerleri var. Mesela orijinal olmayan yan sanayi veya farklı bir markaya ait şarj aleti kullanırsanız eğer farklı omajda telefonunuza akım yollayacağı için bu durumda telefonunuzun anakartına veyahut da piline zarar verebilir. Aynı zamanda da pilinizin ömrünü azaltabilir, kısaltabilir. İşte bu tür olumsuzluklarla karşılaşmamak için mutlaka orijinal şarj aleti ve kablosu kullanın.